Merhaba arkadaşlar. Bozdağ Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle LGS 2021'de çıkması muhtemel olan soru tarzlarından bir tanesini ele alacağız arkadaşlar. Hemen sorumuza geçelim. A ve B harfleriyle gösterilen A ve B harfleriyle gösterilen maddelerin kimyasal tep tepmesi sonucu C ve D maddeleri oluşmuştur. Sadece bu modele bakılarak, sadece bu modele bakılarak. 1. Toplam molekül sayısı değişmemiştir. 2. Atom cinsi değişmemiştir. 3. Toplam atom sayısı korunmuştur. Verilen bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? Evet arkadaşlar bir tepkimemiz var. Kimyasal tepkime. Burada hangileri doğrudur diyor. Bire bakalım. Toplam molekül sayısı değişmemiştir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım arkadaşlar. Burada bir molekülümüz var arkadaşlar. 2 şu 3 arkadaşlar. 3 tane molekül girmiş. Girenlere çıkanlarda da 1 2 ve 3 molekül arkadaşlar. Toplam molekül sayısı değişmemiştir diyor arkadaşlar. Bu doğru arkadaşlar. Arkadaşlar bu modele göre bu doğru. Ama bazı tepmelerde 3 girerken 2 molekül çıkabilir. Veya 4 girer 5 molekül çıkabilir. Buna dikkat edelim. Molekül sayısı arkadaşlar değişebilir. Atom cinsi değişmemiştir arkadaşlar. Böyle diyor. Evet. Bakalım. Atom buraya şuna bakalım arkadaşlar. C'ye bakalım. C'ye bakalım. Evet. Karbon, karbon aynı. Yani C aynı. Atom cinsi değişmemiştir. Yani burada hidrojen var. Hidrojen yine aynı. Hidrojen var. Oksijen var. Oksijen yine aynı. Oksijen var. Evet. Atom cinsi değişmemiştir. Unutmayalım arkadaşlar. Sadece bu modellerde değil arkadaşlar. Bütün kimyasal tepkimelerde Atom cinsi değişmez arkadaşlar. Toplam atom sayısı korunmuştur. Evet arkadaşlar, sadece bu model için değil diyorum arkadaşlar. Bütün kimyasal tepkimelerde atom cinsi ve atom sayısı korunur arkadaşlar. Bu da doğru. Bakalım. Burada 4 tane H var. 1 2 3 4. Gelenlerde 4 tane H e ee, bakalım. 1 2 3 4 evet 4 tane hidrojen var. Karbona bakalım bir tane var. Evet burada bir tane var. Oksijene bakalım 1 2 3 4 1 2 3 4 evet doğru. Yani arkadaşlar sadece bu modele baktığımızda bunların hepsi doğrudur. Cevap C şıkkı. Ama şunu unutmayalım arkadaşlar kimyasal tür kesinlikle atom cinsi, toplam atom sayısı girenlerin ağırlığıyla çıkanların ağırlık kütleleri her zaman eşit olur arkadaşlar. Atom cinsi değişmez. Toplam atom sayısı değişmez. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bozda Akademi sizleri seviyor. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.